Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle altın sınıf matematik ders kitabı üstü ifadeler konusunda sayfa 15'te dersimize devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak sıra sizde 1 ile dersimize devam edelim. 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7 tekrarı çarpımına göre aşağıda istenen bilgileri yazınız diyor. Gençler dikkat ettiyseniz bakın burada 4 defa 7 çarpılıyor. O halde üstü ifade olarak yazarken tekrar eden sayıyı taban olarak yazıyorum. Bakın 7. E, tekrar etme sayısını kuvvet olarak yazıyorum. 7 üstü 4'tür. Peki ben bunu nasıl okuyabilirim gençler? 7 üstü 4. Aynen yazalım. 7 üstü 4 şeklinde okuyabiliriz. Veya 7'nin 4. kuvveti de diyebiliriz gençler. Burada taban 7'dir. Kuvvet de gençler yani üstteki sayı da nedir? 4'tür. Evet devam edelim. Sıra sizde 2'ye bakalım. Evet 4 üstü, üst, 4 üstü, 7 üstü ifadesinin değerini hesap ediniz diyor. Gençler 4 üstü 7. et ne demektir arkadaşlar? Tabanı yani 4'ü 7 kere çarpacağımız anlamına gelir. Bakın 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı şeklinde devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere çarpacağız. Şimdi arkadaşlar hemen sırayla çarpalım. Şimdi 4 kere 4, 16 yapar. 16 çarpı 4, 64 yapar. 64 çarpı 4, 256 yapar. 256 ile 4'ü hemen kenarda çarpalım. 256 çarpı 4 diyorum. 4 kere 6 24 elde var 2. 4 kere 5 20. 2 daha 22. Elde var 2. 4 kere 2 8. 2 daha 10. Evet buraya kadar ne yaptı gençler? 1024 yaptı. 1024'ü 2 defa daha 4 ile çarpacağım. Hemen 1024'ü 4 ile çarpıyorum. 4 kere 4 16. Elde var 1. 4 kere 1 4. 4 kere 2 8. 1 daha 9. 4 kere 0 0. 4 kere 1 4. Bir daha çarpıyorum. 4096'yı 4'e çarparak 4 üstü 7'nin değerini bulalım. Evet, 4 kere 6, 24. Elde var 2. 4 kere 9, 36. 2 daha 38. Evet, 4 kere 0, 0. 3 de elde vardı. 3. 4 kere 4, 16. Evet ne yaptı gençler? 16.384 oldu. Hemen şöyle eşittirin yanına. Eşittir biraz Aşağıya alayım gençler. 16384 olur. İşlemimizin değeri diyelim. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Bakalım bir sonraki etkinliğimize. E sıra sizde. 3'e bakıyoruz gençler. E sıra sizde üçte damla. 3 gün boyunca her gün bir önceki gün okudu sayfa sayısının 5 katı sayfa kadar kitap okuyor. Damla ilk gün 5 sayfa kitap okuduğuna göre Damla'nın 3. günde okuduğu sayfa sayısını üstü ifade olarak gösteriniz ve bu üstü ifadenin değerini hesaplayınız. Şimdi gençler Damla 1. gün başlangıçta 5 sayfa kitap okudu. 2. gün bir önceki günün yani birinci gün okuduğu sayfanın 5 katı kitap okuyor. Yani bakın birinci gün 5 sayfa okumuştu. Bunun 5 katı bunu 5 ile çarpacağımız anlamına gelir. Demek ki 5 çarpı 5 sayfa kitap okudu diyeceğiz. Evet burada ne deriz gençler? 25 de diyebiliriz. Üçüncü gün şimdi ikinci gün okuduğu 5 beş çarpı 5'ti. Gençler bunun 5 kat demek bunu 5 ile çarpacağımız anlamına gelir. O halde üçüncü gün 5 çarpı 5 çarpı 5 kitap okudu deriz. Evet bunu üstü ifade olarak yazmamı hissediyorum. 5 çarpı 5 çarpı 5. Evet 3 tane 5 olduğu için 5 üstü 3 demektir. Gençler 5 üstü 3'ün değeri de bakın 5 kere 5 25 yapar. 25 ile 5 çarpacak olursam da 125 olur. Evet bu işlemin değeri diyoruz. Sıra sizde 4'e baktığımız zaman gençler. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt eş parçalar olacak şekilde 4'e sonra üst üste konularak tekrar 4'e kesiliyor. Kağıtlar benzer şekilde üçüncü kez kesildiğinde elde edilen parça sayısını üstü olarak ifade ediniz ve bu üstü ifadenin değerini bulunuz diyor. Şimdi gençler öncelikle şöyle hemen dikdörtgen şeklinde bir kağıt çizmek istiyorum. Evet bunu öncelikle ne yapıyoruz gençler? Eş parçalar o şekilde dörde katlayacağız. Önce dörde üst üste konularak Tekrar dörde kesiliyor. Şöyle dörde kestim. Gençler bu parçaların her birisini üst üste koyarsam Bakın şu küçük parçayı tekrar dörde keselim. Evet. Bunu da tekrar arkadaşlar bakın bir parçasını tekrar Bu parçaların her birisini üst üste koyduğumuzu düşünelim. Ve tekrar bunu da dörde bölelim. O halde aslında Gençler bakın şuraları da bölerek göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar buradaki her bir parça bakın buradaki her bir parça gençler aslında buraların her birisinde parçaları olacak şekilde olması gerekiyor. O halde şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Bakın burada kaç var? 4 var. Şimdi şu çeyreğinde 4 tane 4 var. O halde 4 çarpı 4. Gençler bir de bunların tamamında aynı şekilde bakın bunun şu parçanın tamamında 4 tane var. Bakın 1, 2, 3, 4 tane ama bir de 4 deriz. Demek ki 4 tane 4'ü 3 kere çarpmamız gerekir diyoruz. Bunu da 4 üstü 3 olarak ifade ederim. 4 üstü 3'ün değeri de 64'tür. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. Evet sıra sizde 5'e bakıyorum gençler. 10 üstü 6 ifadesinin kaç basamaklı olduğunu bulunuz diyor. Gençler bakın bu tarz sorularda 10 üstü 6 aslında ne demektir? 6 defa onu çarpacağımız anlamına gelir. Gençler her birisinde her defasında teker teker yazmayız. Gençler kuralım şu. Bakın biri aynen yazıyorum. Birin yanına evet kuvvetteki sayı kadar bakın burada 6 defa 6 tane 0 ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O halde toplamda baktığım zaman 6 sıfır var. Bir de bir var. Evet, 7 basamaklı bir sayı olur. E sıra sizde 6'ya bakalım. 100 milyon arkadaşlar sayısını üstü olarak ifade ediniz diyor. Burada da gençler bakın şöyle diyorum. 1'i ayrı tutuyoruz. Bunu 10'un. Şimdi 1'in yanındaki 0 sayısı arkadaşlar 10'un kuvveti olarak yazılır. O halde 3, 6, 8 olur diyoruz. İşlemimizin değerini. Evet 100 milyon sayısını 10 üstü 8 olarak yazıyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Evet konu değerlendirmeye geçtik gençler. Evet, sayfa 17'deyiz. Birinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümleleri boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız diyor. Gençler öncelikle 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 ifadesi üstü olarak bakın 4 tane 6 olduğu için arkadaşlar tabana 6 yazdım kuvvete 4 yazdım 6 üstü 4 şeklinde yazılabilir. 4 üstü 3 sayısının okunuşu 4 üssü 3 veya 4'ün 3. kuvvettir dördün üçüncü kuvveti şeklinde okuruz. Evet. 10 üstü 5 üstü sayısı arkadaşlar kaç basamaklı? Ne demiştim bakın. Biri aynen sayıyorum. Bir de birin yanına 5 tane sıfır ekliyorum. 1 artı 5 toplamda 6 basamaklı bir sayıdır. Evet gençler ikinci etkinliğe bakıyorum. 5 katlı bir apartmanın her katında 5 daire vardır. Buna göre apartmanın daire sayısını gösteren üstü ifadeyi yazınız diyor. Arkadaşlar öncelikle şöyle sayfamızı yukarı kaldıralım. Evet 5 katlı bir bina var ve her katta 5 tane daire var. Ben burada daire sayısını bulabilmek için ne yaparım gençler? 5 ile 5'i çarpmam gerekir. 5 e çarpı 5 üstü sayı olarak yazarsam 5'in karesine eşittir diyoruz bizden zaten sadece üstü sayı olarak ifade etmemi istiyor. Evet, devam edelim üçüncü etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki üstü ifadelerle karşılarındaki değerleri eşleştiriniz diyor. Şimdi gençler 4'ün karesi bakın şöyle 4 çarpı 4 demektir. Yani 16 demektir. Bunu o halde ne yapıyorum? 16 ile eşleştiriyorum. 3 üstü 4 gençler 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3, çarpı 3 demektir. Bu da 81'e eşittir. O halde bunu 81 ile eşleştirdim. 2 üstü 5. 5 tane 2'nin çarpımı demektir gençler. Değer olarak da 32'ye eşittir. 8'in karesi de biliyorsunuz 8 çarpı 8'den 64'tür. Bunu da 64 ile eşleştirelim. Evet devam edelim. Dördüncü etkinliğe geçelim. Evet, dördüncü etkinlikte aşağıdaki ifadeleri Doğru ise başındaki kutucuğa D, yanlış ise D, y yazınız diyor. Arkadaşlar 1 üstü 75. Arkadaşlar 1'in tüm kuvvetleri 1'e eşittir. Yani bu ifade doğrudur. Evet, 100 üstü 1, 100 üssü 1. Evet, bu ne demektir arkadaşlar? Bütün sayıların birinci kuvveti sayının kendisidir. Yani 100'e eşittir, 1'e eşit değildir. Bu ifade yanlıştır. Evet, 6 üstü üçgen 216 ise Evet üçgen 3'tür gençler bakın. Üçgen yerine 3 üç yazarsam 6 üstü 3. Bakalım 216 mı? 6 çarpı 6 çarpı 6 demektir. 6 kere 6 36. Şimdi 36 altı ile 6'yı çarpalım. 6 kere 6 16. Pardon 6 kere 6 36 elde var 3. 6 kere 3 18 3 daha 21. Evet 216 bakın burada 216 yazdığı için doğrudur. 4'ün karesi gençler... 4 çarpı 4'ten 16 demektir. 2'nin dördüncü kuvveti. Bakın 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16'ya eşittir. Evet o halde bu eşitlik doğrudur. 4'ün 3. kuvveti arkadaşlar bakın asla şunu yapmayın. Bu 4 kere 3 değil arkadaşlar. 4'ün 3. kuvveti demek 4'ü 3 kere çarpacağımız anlamına gelir. Yani 4 çarpı 4 çarpı 4 demektir. Bu da 4 kere 4. 16, 16 çarpı 4 de 64'tür 12 değildir. Yani bu ifade yanlıştır. Evet devam ediyorum. Evet 5. etkinliğimize geçelim. Yukarıdaki öğrencilerin yaptığı işlemlerden hangisinin sonucu doğrudur diye sordu. Şimdi gençler Azra'ya baktığımız zaman 2 üstü 3. Arkadaşlar 2 üstü 3 2 çarpı 3 demek değildir. Evet yani bu ifade yanlış olur. 2 üstü 3 demek 2 çarpı 2 çarpı 2 demektir. Bu da 8'e eşittir. O halde Azra'yı eriyorum. Evet 6 üstü 9 arkadaşlar. Ne demektir? 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı. Evet. Kaç tane? 9 tane 6'nın çarpılacağı anlamına gelir. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 tane 6'yı çarpacağımız anlamına gelir. 6 artı 9 değildir. Evet Azra'nın aslını yaptığı da yanlıştır. C şıkkında eledim. Evet ardıya baktığım zaman 4 üstü 5. Gençler ne demektir 4 üstü 5? 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 demektir. Evet bakın 5 tane 4 tane 5'in çarpımı değil gençler. Ardı da yanlış yapmıştır. Evet 102 üstü 1. Evet, bütün sayıların birinci kuvveti sayının kendisidir. Yani bu ifade doğrudur. O halde D şıkkını doğru yanıtı olarak işaretleriz. Evet 6. soruma bakıyorum. İfadesi aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa çarpım 3 üstü 6 olur. Şimdi gençler 3 üstü 6 ne demektir? 6 tane 3'ün çarpımı demektir. Çarpımı. Şimdi bana verdiklerine bakıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane 3 var. O halde ben bir tane daha 3 ile çarparsam 3 üstü 6'ya elde ederim. A şıkkı doğrudur. Evet devam edelim. 7. sorumuza geçelim. Aşağıdaki üst ifadelerin hangisinin sonucu 16 sayısına eşit değildir diye sordu. Şimdi gençler bakın 8'in karesi 8 çarpı 8 demektir bu 64'tür. Ve sorumuzun doğru yanıtıdır. Yani bu 16'ya eşit değildir. A şıkkını işaretliyorum. 4'ün karesi 4 çarpı 4 demektir. Bu 16'dır. 2'nin 4. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16'ya eşittir. 16 üstü 1 de zaten 16'dır. Evet gençler. 8. soruya bakalım. 10 üssü üçgen sayısı 9 basamaklı bir sayı olduğuna göre üçgen kaçtır? Şimdi gençler, bakın sayımızın 9 basamaklı olduğunu söylüyor. O halde şöyle düşünüyorum. 10'un 8. kuvveti olursa bu ne demektir gençler? 1'in yanına 8 tane 0 ekleyeceğim anlamına gelir. Bakın 2 3 4 5 6 7 8 tane 0 eklersem 1 ile beraber toplamda 9 basamaklı olur. O halde üçgenin değeri 8'dir diyorum. Ve B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler. Başka bir sorumuz yok arkadaşlar. Evet, diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.